Yemeksepeti.com ve onunla beraber işte İrmik, Papyon, Yemek.com, yani Yemek Sepeti'nin işletmelerinin tamamını Türkiye'de sattık. Zaten uzun süredir devam eden bir süreçti bu. Yemeksepeti.com hem yapmakta olduğu iş gereği hem de başarısı gereği çok yurt dışından yatırımcının ilgisini çekiyordu. Son bir sene içerisinde de bu tarafta ciddi bir artış vardı. Bizden sonunda Alman bir firma olan Delivery Hero ile bu süreci sonlandırmayı tercih ettik. Şimdi Nevzat Bey, Yemeksepeti.com Türkiye'de ilk defa bir internet sitesi bu kadar yüksek rakama satılıyor. Bunun altında yatan nedenler neler? Bu bizim başarımız, yani bir şirketi değerleyeceğiniz zaman o şirketin büyüme rakamlarına bakıyorsunuz. O şirketin ne kadar kar ediyor olduğu, EBITDA'sının pozitif mi negatif mi olup olmadığı, büyüdükçe işin ne kadar ölçeklenebilir olduğu, ne kadar sermaye gerektirdiği, hangi pazarda bu işi yapıyor olduğu ve pazarın büyüklüğü ve rekabet durumuna bakılıyor. Bunun sonucunda bir firmanın değeri ortaya çıkıyor. Ve bizim de Delivery ile öyle anlaşmış olduğumuz değer bu şekilde oldu. Peki paritenin son dönemde çok fazla oynak olması ve dolar kurunun bu kadar yükselmesi satış sürecinde size bir takım handikaplar yarattı mı? Tabii Yemek Sepeti'nin geliri TL. Yani Yemek Sepeti Türkiye dışındaki ülkelerde de operasyonunu sürdürüyor ama çok büyük bir gelirinin çok büyük bir yüzdesi TL oluyor. TL dolara karşı değer kaybettikçe aslında şirketin dolar değerlemesinin aşağı geliyor olması bekleniyordu. Ama biz en başından beri Yemek Sepeti'nin ne kadar iyi bir yatırım olduğunu çok net altını çizdik ve bunu iyi ifade edebildik. O yüzden Yemek Sepeti'nin değerlemesi tarafında öyle ciddi bir doların artışıyla beraber bir fark oluşmadı. Peki Yemeksepeti.com'un yurt dışında da iştirakleri var. Biraz detayı anlatır mısınız? Yunanistan, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirliği, Oman ve Lübnan'da varız. Bu ülkelerden Ürdün ve Yunanistan'da satın alma ile girdik. Diğer ülkelerde kendimiz Yemek Sepeti markası olan Food on Clee'yi başlattık. Ve operasyonlar gayet iyi gidiyor. Birleşik Arap Emirliği, Katar ve Ürdün'de bir numara Yemek Sepeti. Diğer ülkelerde de işte 2 ve 3 olarak devam ettiriyor operasyonunu. Yunanistan'da da 2 numara. Büyüme oranlarına baktığımız zaman sadece Türkiye'nin büyümesi zaten %50'nin üzerinde. Orta Doğu'nun büyümesi %100'ün, Yunanistan'ın büyümesi ise yıllık bazda %200'ün üzerinde. Yani Yemek Sepeti bütün coğrafyalarda gayet başarılı bir şekilde yoluna devam eden bir Türk startup'ı idi. Peki şimdi 100 binden fazla restoranla çalışıyorsunuz. Özellikle Anadolu'da durum nasıl? Türkiye'de 10 binden fazla restoranla beraber çalışıyoruz. Ama aldığımız sipariş sayısı, bu restoranla ilettiğimiz sipariş sayısı 100 binin üzerinde. Anadolu İstanbul'a, Ankara ve İzmir'e göre daha hızlı büyüyor. Tabii ki rakamlara baktığımız zaman İstanbul, Ankara, İzmir'in rakamları çok daha fazla. Ama Anadolu gayet hızlı bir şekilde orayı kapatıyor. Ve daha büyük potansiyelin, önümüzdeki dönemdeki büyüme potansiyeline baktığımızda Anadolu'dan geleceğini tahmin ediyoruz. Peki yemeksepeti.com aslında çok yeni bir site değil. Dolayısıyla da grafiğe baktığımız zaman her sene büyüme görüyoruz. Bundan sonrası için hedefleriniz neler olacak? Neler planlıyorsunuz? Bu büyüme oranlarını en az 2-3 sene daha rahat tutturabileceğimizi varsayıyoruz. Çünkü Türkiye çok büyük bir ülke ve Türkiye bir paket servis pazarı dediğimizde evet, Yemek Sepeti 15 senedir bu operasyonu sürdürüyor ve gayet de başarılı bir şekilde sürdürüyor. Ama hala rakamlara baktığımızda siparişin çok büyük bir kısmının telefonla verildiğini görüyoruz. Ve hem insanların bu offline'dan online'a geçiş süreci hem de Yemek Sepeti'nin işini doğru yapıyor olmasıyla beraber Yemek Sepeti'nin önümüzdeki yıllarda da bu hızla büyümesi bence kaçınılmaz. Peki rakamları sormak istiyorum. Yemeksepeti.com'da kaç kişi çalışıyor? Bundan sonrası için operasyonu büyütme niyetiniz var mı? Neler planlayacaksınız? 400 kişi çalışıyor şu anda. Genelde bu tip satın almalarda, birleşmelerde işten kişi çıkartma söz konusu olur. Bizde tam tersi olacak. Çünkü Yemeksepeti.com'un sorumluluklarına yeni ülkeler katılıyor, Delivery Hero grubundan. Bununla beraber de Yemek Sepeti'nin asıl ekibi daha da hızlı büyüyor olacak. İstihdam anlamında önümüzdeki sene %20 istihdamı artacağını öngördüğümüzü söyleyebilirim. Peki Nevzat Bey, şimdi 589 milyon dolar satış bedeli. Gelecek kaynağı nerelerde kullanacaksınız? Bir hedefiniz var mı? Hayır, şu an çok yeni bunu yanıtlamam için. Yani ben hala Yemeksepeti.com'un CEO'suyum. Ve daha
yani çok belirlenmemiş bir süre içinde bu görevi yapmaya devam edeceğim. Ama tabii ki anladığım konu internet ve Türkiye'de internetle ilgili projelere yatırım yapacağım. Peki başta da söylediğim gibi bu Türkiye'de internet üzerinde yapılan en büyük anlaşmalardan bir tanesi. Bekliyor muydunuz ve bunun Türkiye açısından önemine vurgu yapacak olursak nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye açısından ne ifade ediyor bu satış? Bu en büyüğü şu ana kadar, açık ara en büyüğü. Buna en yakın anlaşma 1/3 kadar büyüklüğündeydi. Evet bekliyorduk yani, hatta daha fazlasını da bekleyebilirdik bir süre daha bekleseydik ama bu zamanda ve bu partiyle bu işi yapmayı tercih ettik. Türkiye için bayağı önemli. Sadece internet ekosistemi için değil, bence Türkiye için böyle bir dönemde işte 589 milyon dolar gibi ciddi bir değerlemeden bir Türk internet şirketinin, ki Türkiye'nin en iyi olduğu alan olduğunu söyleyemeyiz internet ve bilişimin. Buna rağmen böyle bir sektördeki bu tip bir projenin yurt dışından böyle bir ilgi görmüş olması bence hem diğer girişimcilere hem internet ekosistemine hem de Türkiye için düşündüğünü çok olumlu görüyorum. Yani.